Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Ekşi yoncagiller yani Oxalidaceae, üçlü yaprak yapısına sahip otsu bitkilerden oluşan 1000 kadar alt türe sahip olan ve Güney Amerika'ya özgü bir bitki ailesidir. Türkiye'deki en yaygın türü ise ekşi yonca yani Oxalis articulata'dır. Tohumla veya kök ayırma yöntemiyle kolayca yetiştirilebilen bir bitki olan ekşi yonca, çok yıllık ve hızlı büyüyen bir bitkidir. Ekşi yoncaların farklı türlerinin çiçeklerini ilkbahardan itibaren güz başlangıcına kadar üzerlerinde görebilirsiniz. Bu çiçekler arıların ve kelebeklerin ilgisini çeken nektar kaynakları arasında yer alır. Ekşi yonca özellikle nemli ama drenajı iyi olan toprakları, bol güneş alan ve yarı gölgelik yerleri sever. Ağır ve kireçli topraklarda ve tam gölgede gelişemez. Soğuk ya da rüzgarlı bahçeler için uygun değildir. Ekşi yoncanın yaprakları geceleri kapanarak ertesi gün gün ışığıyla yeniden açılır. Bu nedenle ona uyku çiçeği de derler. Bu türün ekşi diye adlandırılmasının nedeni ise içerdiği oksalik asit nedeniyle ekşimsi bir tada sahip olmasıdır. Latince'deki adı ise ekşi anlamına gelen Yunanca'daki oxus sözcüğünden türetilmiştir. Ekşi yonca çiçeklerin dilinde neşe ve temiz kalpli simgeler. Hristiyanlık inancına göre ise ekşi yonca üç loblu yaprakları nedeniyle kutsal üçlemenin simgesidir. Türün yaprakları salata ve soslara konarak yenebilir ama oksalik asit kalsiyum eksikliğine neden olduğundan fazla tüketilmemelidir. Pişirildiğinde bu yapraklardaki oksalik asit miktarı önemli ölçüde azalır. Zehirli olmayan çiçekleriyle yazın içeceklerinizi de süsleyebilirsiniz. Romatizma, artrit ya da böbrek taşı olanların da ekşi yoncayı tüketmemesi tavsiye edilir. Yaprakların suyunu keten kumaşlardan demir pası lekelerini çıkarmak için de kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.